Taktik 1. Karmaşadan kurtulun. Projenizde gereksiz birçok dosya görünebilir. Bu dosyalara zaten ihtiyacımız olmadığı için gizlemek iyi bir seçenek olacaktır. VS Code ayarlarını JSON olarak açtıktan sonra size verdiğim kodları ekleyebilirsiniz. Görüldüğü üzere artık daha temiz. Taktik 2. Otomatik kod düzeltme. Yine settings.json dosyasına ekleyeceğimiz bu kod sayesinde kaydederken otomatik olarak sorunların çözülmesini sağlayabiliyoruz. Taktik 3. Özel hata ekranı. Ekrandaki kodu kullanarak özel bir hata görünümü oluşturabilirsiniz. O sıkıcı kırmızı hata ekranından kurtulmak için bunu deneyebilirsiniz. Taktik 4. Cam efekti. Görünümlerinize efekt ekleyerek cam bulanıklığı verebilirsiniz. Yapması da oldukça basit. Backdrop filtre ile blur efekti kullandığınızda cam görünümü elde edebilirsiniz. Taktik 5. Print komutunu her yerde kullanmayın. Eğer içeriğiniz uzunsa print kodu konsola hepsini yazdırmayacaktır. Bunun yerine log kodunu kullanabilirsiniz. Log kodu ayrıca güvenlik açısından da uygundur. Taktik 6. Animasyonlu widget geçişleri. Uygulamanızda görünümler arasında yumuşak animasyonlu geçişler olsun istiyorsanız Animated Crossfade widget'ını kullanabilirsiniz. İçerisine 2 adet görünüm alacaktır. Duruma göre hangi görünümün gösterileceğini seçebilirsiniz. Taktik 7. Kaydırma görünümünde otomatik olarak klavyeyi kapatma. İçeriklerinizi kaydırırken klavyenin otomatik kapatılmasını istiyorsanız bunun kolay bir yolu var. Listenizin Keyboard Dismiss Behavior özelliğini kullanabilirsiniz. Aynı özellik Grid View Builder widget'ında da bulunuyor. Bu sayede herhangi bir kontrolle bizi uğraştırtmadan klavyemizin otomatik kapanmasını sağlayabiliyoruz. Taktik 8. Spread operatörü kullanımı. Bir widget listeniz olabilir ve bu listeyi görünümünüze kolayca eklemek isteyebilirsiniz. 3 nokta operatörünü kullanarak bu listedeki widget'ları yayabiliyorsunuz. Taktik 9. Cascade operatörü kullanımı. Bir sınıftaki özelliklere her seferinde sınıfı çağırarak ulaşıyorsanız bu yanlış bir seçim. Bunun yerine 2 nokta koyarak erişin. Böylece tekrar sınıf ismini kullanmak zorunda kalmadan metotlara ve özelliklere erişebilirsiniz. Taktik 10. Geliştirici araçları. VS Code üzerinde Ctrl, Shift ve P tuşlarına tıklayıp ardından Dart Dev Tools'u aratalım. Gelen seçimlerden Web Browser olanını seçelim. Bizim için geliştirici panelini açacaktır. Bu panelde gelişmiş araçlarla uygulamanız hakkında detaylı inceleme yapabiliyorsunuz. Taktik 11. Completer kullan. Fonksiyonunuzda callback yapılarını kullanıyorsanız biraz karışık göründüğünü fark etmişsinizdir. Bundan kurtulmanın basit bir yolu var. Bunun yerine completer yapısını deneyin. Completer metodu bir kez çalışır. Feature fonksiyonunuzda sonucu veya hatayı döndürebilir. Böylece callback yapılarıyla kodunuzu karmaşıklaştırmış olmazsınız. Taktik 12. Isolates kullanın. Uygulamanıza büyük verileri yüklerken ister istemez optimizasyon sorunları oluşacaktır. Hafif takılmalar kullanıcı deneyimini olumsuz etkiler. Ağır işlem gerektiren yerlerde Isolates kullanabilirsiniz. Kullanımı da oldukça basit. Tek yapmanız gereken fonksiyonunuzu isolate.run içerisine çalıştırmak. Bu sayede işleminiz için ayrı bir alan açılacak ve donma veya takılma yaşatmayacaktır. Taktik 13. API key'lerinizi saklayın. Kodlarınıza API key'lerinizi kullanmak yerine JSON dosyalarında saklamak güvenlik için daha iyi. Bir JSON dosyası oluşturun, içerisine API key'lerinizi veya diğer verilerinizi bu şekilde ekleyin. Ardından uygulamanızı çalıştırırken ekranda gördüğünüz argümanla dosyanızı belirtin. Artık kodlarınıza string veya boolean gibi tipler üzerinden bu verilere ulaşabilirsiniz. Taktik 14. Bu videoyu beğenerek ve kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz.